بسم الله الرحمن الرحيم. Ne yapıyorsunuz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selamat. Şualar 123. Bakın bakalım. Bak, sen yoktun Resul. Miraç ne zaman olmuş? Gece mi gündüz mü? Gece olmuş. He? Nasıl bilmiyorsun ya? Esra. Gece. Peki. Niye gündüz olmadı? Gecenin ne özelliği var ki Miraç gece oldu? Yarınki dersimiz bu. Herkes çalışacak buna. Yapıcı versiniz. Mesela kapıda bas tabletleri mesela gecede böyle kalanlık. Çok güzel. Bir iki tane ipucu vereyim. Bir tane dedin ama ben iki tane vereceğim. 28. lemada elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah yatsı namazında olduğu. İki. Kanla alakalı sporlar hep şeyle oluyor. Karanlık ortamda oluyor. Mesela top burada oluyor. Ama boks ve filmler, tiyatrolar gündüz oynandığı halde gece yapılıyor. Yani kapalı kapatılıyor. Karanlık yapılıyor. Sanal bir karanlık ve insanlar karanlıkta bu işe muhatap ediliyor. Mesela diyelim ki tiyatro oynuyor. Gündüz. Ama içeriye giriyorsunuz karanlık. Işık aydınlanıyor. Işıkla adamlar orada tiyatroda oynuyor. Öyle değil. Sahne ışık. Peki, o ışık yerine üstü açık olsa da güneş gelse olmaz mı? Gündüz oynanıyor zaten. Olmaz. Güneşte bir şey var. Güneşte ruh ilişkisi, ruh ilişkisi, beden-ceset ilişkisi. Peki, bir tane daha söyleyeyim. Vahiy ne zaman, vahiyin kaçta kaçı oldu, gece geldi, uykuda. 40'ta biri, vahinin 40'ta biri gece rüyada oldu. Sıradan bir şey mi zannediliyor bu veya zannediyor musunuz bu? Gece nedir? Örtü ve bitirdik değil mi? Bir bak, bir gece olabilmesi için Allah lazım biliyor musunuz? Acayip bir teknolojidir. Ve ateşe leyleha ve ahrece duhaha. Bir kısım şeyleri örtürken bir kısım şeyleri açan iki şeyi de gösteriyor. Yani. Ha, örtü, tamam o doğru. Yani örtünün bir manası? Gösteren bir manası. Ha, bir gösteren? Bir açan. Ha? Öyle de. Ehli gaflete. Sinema gibi böyle. Ehli gaflete. Örtendir, kapadandır, ehli hakikata açandır. Çok güzel. Cemalarda dediği gibi abi. Ne demiş? Hani ehli gaflete sebepler kapatıyor, ehli hakikata açıyor. Öteye taşıyor. Evet. Sebepler insanı esmaya taşır, evet. Sebepler insanı çukura sokar. Ve hocam sinema perdesi siyah ya. Siyah perdede gözüküyor yani. Zemin siyah oluyor. Evet, böyle yapıyordum zaten. Ondan öyle. Şimdi, perde... örten hep biliyoruz. Oysa Risale-i Nur'da ekseriyeti mutlaka açan zemin manasında. Yani perdede gözüküyor. Toprak perdesi, hava perdesi, hakikat perdesi, Kur'an perdesi. Adem abi, Adem'de gözüküyor işte. Vücut Adem, gündüz. Vücut. Evet, varlığın yine Harunluğunu yaptı yani. Varlık Adem'de ifade ediliyor. Zahiri bir Adem'den vücuda çıkartılıyor diyor. Nerede geçiyor bunu? Ha? Zahiri bir Adem'den. Kayyumiyette var. Bak orada da var ama hemen herkes durdu. 81'deki eli demiş değil mi ama? Mesela vücud ilimde zahiri bir Adem'den vücuda çıkarıyor. Tamam, ona da bakın.
Yarın araştıracaksınız ya gece. Mademce bütün güzelliklerin menbaı vücuttur ve bütün çirkinliklerin menbaı Adem'dir diyor. Bu da o değil. Adem, zahiri bir Adem'den vücuda çıkartılıyor. Daire ilimden mesela vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor Adem. Tuzuncu sözde de var abi. Enen'in sonunda zerre şeylerinde de var. Yani tuzuncu sözün şeyinde. Sayfayı aç o göster. Mektubat 287'de. Oku bakayım. Eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. Belki daireyi kudretten daireyi ilme geçiyor. Orası değil, tamam. Yani hep biliyorduk ya, o zaman bilmediğiniz bir şey kalsın. Bu mutlaka bunu bil... o zaman açın, onu bulacaksınız. Hemen şey yapmanız lazım ya, ben sizden çok mu şey biliyorum. Yani Adem'den, vücudu zahiri bir Adem'den çık deniliyor, vücuda çıkıyor diyor. Bak bu kadar da söylüyor. Kün. Nerede kün diyor işte. Nerede geçiyor? Bak, zahiri bir Adem'den, yani yokluktan bir, biraz da söyleyeyim, bir yazı var. Bir yazı var. Onun üzerine gözükmeyen, gözde gözükmeyen bir yazı var. Bir mürekkep sürülüyor, pat diye çıkıyor. Orada söylüyor, o mürekkep nerede? Gözükmeyen bir yazı. Peki. Ha, karanlık ipucu ver dedin Mehmet. Kaç tane ipucu oldu? 2-3'ü. Çok oldu. Niye Esra Miraç gece olmuştur? Gece ne demektir? Gece simgesi nedir? Simgeselliği nedir? Allah yarattığına göre Adem'i bir vücudu var ve Allah ayetinde ve ateşe leyleha ve ahrece duhaha, karanlıkların içinden nuru çıkartıyor. Başka söylüyorum, zahir bir Adem'den Adem karanlıktır. Ve başka bir tane daha, hadi bakalım. O Adem ve karanlık alemleri Subhanallah Subhanallah der. Tamam bak. Ondan sonra hatta onun bir mümessili var. Biraz daha şinepten açacak. Karanlığın mümessili, Adem'in mümessili kim? Şeytan. O cihetten iyi bir adam. Efendim, Meyverisi ne dedin? Meyverisi aslında ama 268'lerde falan var. Ne diyor? Buraya bakıyorum abi. Tamam, iyi. Mehmet, bunlar kaydediyor musun bu yarınki çalışmada? Bak Adem, karanlıkların simgesi kim? Ne derler ya? Karanlık adam ya. Karanlık adam. Devamlı o hayatta kullanıyoruz zaten. Karanlık adam değil, güneşin altında bir adam işte. Üstelik diyor ki ben hiçliğimi anlamaya çalışıyorum. Hiçliğimi anlamaya çalışıyorum. Hiçliği aynı zamanda Adem'dir. Şimdi hepten olmadı mı? Hiçliğini bilmek, Adem'i vücudunu bilmek, hiç olduğunu bilmek, karanlık olduğunu bilmek. Çünkü orada vücut ve nur gözükecek. Karanlık birkaç tane. Miraç, benliğinden en zirve sıyrılışta meydana çıkan bir haldir. Peki, Yunus Aleyhisselam'ın miracı nerede oldu? Kaç tane karanlıkta oldu? Nuru Tevhid nasıldı? Nuru Tevhid sırrı ehadiyet nuru tevhid. Sırrı tevhid nuru et. Sırrı ehadiyet. Sır ehadiyet tabii. Nuru tevhid için inkişaf etti. Onun da miracı karanlıkta oldu. Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın tufanı da karanlıkta oldu. Yani bir anda oldu, sonra karanlık bastı. Ondan sonra Allah bir yere zulmet vereceği zaman güneşle alakasını keser, zulmet kaplar her yer. Bir kere hiçliğini bilmek Adem'dir, Adem'ini bilmektir. Hiçliğini bilmek Adem'ini bilmektir, karanlığını bilmektir. Karanlığını bilmek üzerinde gözüken nurlar, yazılar, nakışlar gözükür. Hadi bakalım karanlığı hepsini toplayacaksınız, bak yarın isteyeceğim bunları.
kusurları örtmede gece gibi olmak. He? Kusurları örtmede gece gibi olmak. Kaydediyor musunuz peki bunları? Aa, tabii hepsini hatırlarsınız tabii. Oysa Allah Resulü kaydedeyim diyor. Güzel. Bak. Üstad geceyi göz açıp kapamaya benzetiyor. Evet. Bir de Leyli Beyza, evet. 93 şualarda nasıl ki Kışır var mı Risale-i Nur'da? Yok. Hem nasıl ki o gecede Cenab-ı Hak tarafından, Allah gecede söylüyor. O gecede Cenab-ı Hak konuşuyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Gece demiş. Gece. O gecede. Adem. Yani en zirve Miraç. Miraç benlikten çıkmaktır. İnsanın ubudiyetinin, yani Allah'ın yakın olduğu an hangi yerdir? Secdedir. Değil mi? Ne demek o? Ben Allah'ın yakın demek, benliğinden en uzak demek. Ben sana, Resul, aramızda ne kadar mesafe var şimdi? 3 metre. 3 metre. Ben desem ki, duvara ne kadar var? 4. Duvara benim. 1 metre ve 2. Desem ki, ben duvardan 2 metre uzaklaştım. Sana ne kadar geldim? 1 metre geldi. Duvardan 1 metre uzaklaştım demenin adıdır. Sana 1 metre yaklaştım. Yani Allah'a en yakın olduğun an secde ise, benliğinden, huzur zat-ı nefsaniyeden, nefsaniyetten en uzak olduğun andır demektir. Benliğinden en çok uzak olduğun yerdir. Peki, konumuz bu değildi. Hiçliğini bilmek, Adem'dir, Ademliğini bilmek, Adem bilmek, Adem'i fark etmek, fikredip, hissedip, bahsetmek. Adem ondan sonra olur. He? Adem, onu bilince mi? O Adem, Adem'e ait dersler var çok. Onun çünkü o konu değişir. Adem nedir diye girersek, Adem, Adem'dir. Olmuyor bir şey. Yani çünkü niye? O tabirlere çalışıyorsak öteki derste kullanacağız diye demektir. Adem dersini yapınca artık başka bir yerde Adem dersi geçince Adem. Mesela dedim ki şimdi karanlık Adem'dir. Adem'i vücuttur. Adem'i çözemezsen karanlığı çözemezsin. Boşuna mı tabirleri tek tek çalıştık? Kullanacaksın hepsini. Bir ötekisine basamak koyuyoruz şunu. Kül, cüz, Adem, tasavvur. Tasavvur nedir? Dima nedir? Yani bunlar bir yerde konuşuyor. Bazıları diyor ki, ya sen bundan manalar nereden çıkartıyorsun? Arkadaşlar, sen burada Adem gördüğün zaman diyorum ben de, ben o Adem'i kelimeyi okuduğum zaman, bende 5-6 saat döküman var Adem hakkında. Değil bu okuduğum paragraf hakkında saatlerce konuşmak, günler almaz benim konuşmam. Sen ne demek istiyorsun kendin hakkında? Ben kelime seviyesinde çalıştığım için müsaade et de geçerken Adem kelimesini sen lügatta yokluk anladın. Ben varlığın, onun hakkında 5-6 saat var ders. 5-6 saat ders olabilmesi için aylarca çalıştım. Müsaade et de aylarca çalışan onu okurken birkaç dakika bir ifade yapsın. Hani nereden çıkartıyorsun, niye izah ediyorsun diyenlere söylüyorum. Nereden izah ediyorsun? Bak Adem'in şey yapar. Fena fillah'tan sonra mı vücut oluyor aslında abi? Ondan sonra hakiki vücut oluyor. Vücut ondan sonra oluyor. Bekabillah'tır yani. Fena fillah olmadan bekabillah olmuyor. Bekabillah vücuttur. Miraç'tan sonraki terakki bu süreç mi? Ondan sonra başlıyor. Fenafillah bitiyor, bekabillah başlıyor. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç senelik nebilik var? 23. Miraç'a hangi sene, kaç sene içinde oldu? 10 diyelim. 9 sene, 8 ay. 10 de. Kaç sene var ölümüne? 13. Peki Miraç'tan gitti geldim. Rüyetullah'a mazhar oldu. Müşahadetullah'a terakkisi durdu mu?
Peki müşahadetullah'tan daireli makam mı var ki terakki var? Miraç'ta Allah'a gördü, müşahadetullah etti ve geldi. 13 sene hep aynı mı durdu? Terakkisi olmadı mı? Müşahadetullah'tan sonra mertebe mi var ki? O canipten bakma diye. Fena fillah var, ondan sonra beka billah başlıyor. Aferin Mehmet. Ama tuhaf değil mi Risale? Sorgularsanız külliyat size konuşur. Risale-i Nur'u anlamanın bir yolu da soru sorabilmektir, sorgulamaktır. Bu nedirin yerine, ne değildir'e de bakın. Mesela bak Risale'nin anlamı. Miraç Risale'sini yeniden okumana sebep olacak. Şu soru. Allah Resulü kaç sene yaşadı? 23 sene. Tamam. He? Şey 23 sene nübüvvet ettik. 23 sene nübüvvet. Miraç kaç senede oldu? 10 sene. Kelamına ve rüyetine. Ama hep böyle benim kardeşlerim şöyle der. Rüyetine ve kelamına. İlk önce rüyet deniyor. Hayır, ilk önce kelam. Lef-i mahfuzdur. Kelamına ve rüyetine. Mazhar oldu. Müşahadetullah. Daha ilerisi var mı? Geldi. 13 senelik de peygamberliği devam ediyor. Peki 13 senelikte durdu mu terakkisi? Durmadı. Peki o zaman bak Miraç Risalesi'nde miracından sonrakini anlatıyor. Ruhsal yapısını anlatırken ruhsal yapını, haritanı açıyor Miraç Risalesi. Bir insanın dolaşımından beni fazla şey yapmaz. Niye? Yani ümit verir, güven verir, şeflendirir vesaire gitmiş. Tamam ama benimle ne alakası var? Yusuf benimle ne alakası var? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam miraç yapmış, etmiş. Onunla alakalı. Ben yapacağım değil ki. Ben miracı ne yapayım? Der adam. Ben derim yani. O zaman miraç, onun miracı, miracım olmasın. Çünkü yanında emanet vardı. Ben vardım zaten orada. Şuurum yok. Ben oradaydım zaten. Benim de tutmuştu, götürmüştü. İman edenler herkes gitmiş. Her namazda gidiyorsunuz. Her namazda müşahadetullah var zaten. Derecesi tabii düşük. Ondan sonra beka billah var arkadaşlar. Ondan sonra Allahu Ekber. 641 Mesnevi Nuriye. Ondan sonra ölüm ve helake. Seradikat-ı teciliyat var der. Ya neler var bu külliyatta ya? Yeter ki o tabire bir gir yani. Lugatından bir sıyrıl. Ha, ilk önce lugatını öğreneceksin. İlk okuyanlar başka. Ama artık lugat döneminiz, mama dönemi bitti. Mama dönemi tabir ediyorum ben. Lugat dönemini. Mama bitti kardeşim. Pirzola yiyeceksin. Balık dönemin geldi artık. O 641 şu anlar Mesnevi'yi getirsene Kalı Mesnevi'yi. Hadi biliyorsun hemen Kalı Mesnevi'yi. Bak şimdi ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Bir görseniz ya. Tuhaf ya. Külliyat vallahi acayip ya. İşte karanlık mesela sordu. Şimdi karanlık üzerine komutan çalışsın. Karanlık sen sonra geldin de bu konuştuklarıma şey oldun. Karanlık nedir? Hayda şimdi başlayacak. Ondan sonra diyecekler ki piyasada. Ulan nereden çıkartıyor? Nereden mi çıkar? Ya. Ver bak göstereyim. Ulan yapacağım zirden. En azından dikkati çekiyorum. İştahınızı açıyorsam, o işe yarıyorsam bu ders, eğer düz bazıları diyor ki niye okumuyorsun abi? Yani senin okumana vesile oluyorsam, senin iştahını açıyorsam, dikkatine vesile oluyorsam, merakını uyandırıyorsam öptü başına koy. Bak şurada. Nasıl çalışmışım? Bedava yok. Bak şimdi. Düz okuyayım. Neyse şurada madem açtık ders, bu da bitti, bu da bitti, tamam mı? Başka bir yer var. Eylem, ey birader bilmiş ol ki, ince de yok ha, ince mesleği de yok.
Cenab-ı Hak Subhanehu ve Teala sana yakındır. Sen ise ondan uzaksın. Bana yakın olana ben de yakınım. Hayır. Sistem ters çalışıyor. Bana yakın olan. Dedim ki sana Resul sen bana yakınsın. Ben de sana yakınım aynısı. Hayır. Allah bana sonsuz yakın. Ben ondan sonsuz uzağım. Nasıl olacak? Güneş bize yakın. Biz güneşte sonsuz. Evet. Güneşe biz 150 milyon kilometre uzaktayız. Ama güneş bize yakın. Ne ile? Zatıyla değil. Sıfatlarıyla yakın. Delip geçiyor. Ultraviyol ışınlarıyla girip çıkıyor. Isı, ışık vesaire. Allah da bu kainata haşa zatıyla yok. İlmi, iradesi, kudretiyle, sıfatıyla var. Hatta itikada zarardır. Allah zatıyla olmaz. İlmi, iradesi, kudretiyle her yerde hazır ve nazırdır. 24. Güneş şahdan daha yakın değil. Evet, şahdan. Onu kastediyor değil mi? O güneş içine giriyor ya. Evet. Yani onu kastediyor dese kayıtlama. O yani onlardan bir tanesi. Manalardan bir tanesi. Yani hep böyle dikkat etmeye çalışıyorum. Mana budur dersen zulüm etmiş olurum. Hem insanlara, dinleyenlere hem de Risale-i Nur'un. Çünkü nihayetsiz mana mertebesi var. En az diyor, la kal, 500 meyvesine 5 meyvesi nakledilecek. Ey Bediüzzaman Hazretleri, sen 500 meyvesinden bahsediyorsun, 5 tane miracı meyvesin var. 499, 5 tanesi nerede? Niye söylüyorsun o ki anlatmayacaksın? La kal, en az 500 meyvesinden 5 meyvesi nakledilecek. Ramazan Risalesinden, la kal, en az 70 hikmetinden 7 hikmeti nakledilecek. Hani 63 tanesi? Adem'de abi. He? Adem'de. Ama bir vücudu o Adem'de. Daire-i ilimde var. Vücut dairelerinde var o. Vücut dairelerinde var ama. Lef-i mahfuzdaki her şey vücuda gelmiyor ama her vücuda gelen lef-i mahfuzda var. Ama hepsi gelmemiş. Sen ise ondan uzaksın. Güneş misali gibi. Veya mana gibi. Manaya bak ben ne kadar uzağım, tefekkür ettikçe o bende oluyor. Aslında manaya yaklaşmıyoruz, mana ortaya çıkıyor. Yani ilim almıyoruz, bu ilimle ilmimiz uyanıyor. Kur'an okuyarak Kur'anlaşıyoruz, Kur'an'ımız ortaya çıkıyor. Zaten o masadaki, şey, raftaki Kur'an'a musaf denilir. Musaf okuduğun zaman sende olan Kur'an'dır. Kur'an çünkü okunandır, okunanda ortaya çıkandır. Yani bu ilimle kainatın çekirdeği rüznamesi, takvimi, haritası değil miyiz? O ortaya çıkıyor. Bu ilimle ilim almıyoruz. Bu ilimle var olan uyandırıyoruz. Yani çekirdekteki program güneş, hava, toprak, sudan kendisini inşa etme adına zemin, malzeme yapıyor. Yoksa topraktan program almıyor. İnsan bir çekirdeğe benzer. İnsan bir çekirdeğe benzer. Çekirdek ise nasıl olur? İslamiyet suyuyla. Yani çekirdeği hayal et. Çekirdek kendisini inşa etmek için malzeme ihtiyaç duyar. Programlığına hiçbir şey ihtiyaç duymaz. Çekirdek yeniden inşa olmaz. Çekirdeğin programı vardır. O programın ağaç olması için güneşe, havaya, toprağa, suya ihtiyacı var. Öyle mi? Ha, insan da bir çekirdeğe benzer. O çekirdeği İslamiyet suyuyla imanın ziyası. Sakın ha nuru demeyesin. Cinayet olur. Onu sadeleştirirsen nur ışık dersen en büyük ihanet yaparsın. Ziya ile nur arasında dağlar kadar fark var. Birisi ortaya çıkan, birisi çıkartan. İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an'ı imtisal edilirse, evamir-i Kur'an ilim, onlardan bak bir şey almıyorsun. Varı ortaya çıkarıyorlar. Sen buysun işte. Çekirdeğe benziyorsun. Sen çünkü insan bir çekirdeğe benziyorsun. Ya bir bilsek kendimizi var ya. Bu dersler var ya biz kendimizi bir bilsek. Günaha böyle haram olduğundan değil ha. Böyle bir nefret olur ya. Nefret olur yani. Ne demek biliyor musun? Kendi benliğinden kopmaktır.
Rize'de bir ders yaptım. Çok istediler şunu. İyi yaptık. Dersin konusu şuydu. Derdin mi var? Nokta nokta. Şu hasta olan kız çocuğu var değil mi? Gözleri hasta olan birisi var. Ha o çocuk değil, adam. O değil, o değil. Derdin. Başka. Geldiler memur takımından böyle. Senin de mesleğinde de var. Ama tek polisten de var. Bayan var. Derdin mi var? Nokta nokta. O zaman içeriye taşınacaksın. Dışarıya ne kadar bulunuyorsa, ne kadar merkezden uzaklaşırsan o kadar dış etkenler altında kalacaksın. Ne kadar gölgeden çıkarsan güneş, yağmur, hava seni hırpalar. Ne zaman aslına dönersen, ne kadar dönersen, ne kadar merkeze taşınacaksın o zaman dedim. Abi derdim var dedi. Abi taşınacaksın. Ben dedim ki taşınacaksın. Abi yeni taşındım İstanbul'da buraya geldim dedi. Başka taşınacaksın sen gitme. O zaman ettiğin başka. Taşınacaksın dedim. Abi dedi yeni tayinim çıktı. Ben başka yere tayinim çıkacağım. Taşınacaksın. İçeriye taşınacaksın. İçeride fırtına yok. Başka şeyler var. Vücut rengi veriyor değil mi? Derden var dediğin zaman. Tabii vücut rengini veriyor. Çünkü kendini, dertler ademi vücuttur. Kendini var zannediyor. Evet. Vücuda bela, musibetler ademidir. Vücudi değil yani. Bela ve musibetler vücut rengini verdiği için vücut bela oluyor. Oysa dertler bana derman imiş. Çünkü ademi vücutturlar. Vücut haricileri yoktur. Onu yapan tahayyül değil mi abi? Evet. Tahayyül safsata. Sonra hapishaneye sokuyor. Tahayyül hapishanesine girdi mi sonra tasavvur hapishanesine gireceksin. Hep külliyattan konuşuyoruz, tamam mı? Arkadaşlar zannediliyor ki gevezelik yapıyor, bilmem neylik yapıyor diye bir de hatırınıza gelebiliyor. Zihnimiz bununla işba olmuş, doğmuş. Başka bir şey yok ki. Yukarıda görüyorsun, çalışıyor. Dolaşıyor, zihne dolaşıyor. Söylediğimiz yerler hep çoğu kitap okuyanlar hatırlıyor. Yoksa bunlarla meşgul olmaz. Arkadaşlar tabirler pencere, gözlük gibi böyle gireceksin böyle. Kafayı böyle bak. Cam, baktık. Sok içeriye. Allah Allah. Lugatta Adem. Bir girdik Adem'e. Biliyorsunuz değil mi? Ben bir tane başıma gelen bir bela vardı. Adem işte. Hatırladınız mı? Koltuğu tuttum. Ağladım. Kaç gün kendime gelemedim. Sonra dua ettim. Allah'ım bu haleti hiçbir Müslümana hasreten hiçbir dava kardeşimi Nurcu'ya yaşatma. Allah'ım verme. Hiçbir Müslümana verme. Adem. Adem nasıl bir şeydir dediğim zaman merak ettim. Çok yoğunlaştım demek ki o günler. Bak şurama şu anda ateş bastı. Tam şurama damar. O kadar rahatsız oldum. Allah kimsenin başına vermesin. Yok. Böyle hatırlamıyorum. Şu kadar söyleyeyim hatırlarsınız genç uzun. Böyle Allah Allah. Kitap okuyorum. Tefekkür ediyorsun tabii. Bakıyorum böyle. Acaba Adem okuya günlerce, aylarca, ay. Ne oldu? Delisi oluyorsun da ondan sonra velisi oluyorsun. Meşgul ola. Ya acayip nasıl bir... Yani varlıkta Adem nasıl olur dedim. Baktım, her şey oynamaya başladı ilk. Rezonans mı diyorlar böyle. İlk önce yavaş yavaş öne başladı. Artık depremlere alıştım ya ben. Herhalde deprem oluyor dedim. Koltuğu şöyle tuttum. Gidip geliyor. Ama çok tuhaftır ki ben olmuyor. O her şey oluyor. Ben olmuyor. Gidip gelmeye başladı. Böyle oynamaya başladı. Hızlandıkça yok olmaya başladı. Her şey yok oluyor. Her şey böyle bir film düşünün. Dünyadan galaksiye gidiyorsunuz böyle hani böyle seyahat ettiriyorlar ya sanal bir şey. Yıldızlar arasında bütün yıldızlar sana geliyor kara delik gibi. Böyle her şey bir de hiçbir şeyin kalmadığı yer. Her şeye bedel bir şeyin olduğu bir yer. Her şeye bedel bir şey. Ondan sonra bak bütün varlık, bütün böyle mevcudat yok oldu, o yok. Bir korkunç bir şey, karanlık değil, nasıl bir şeyse, yalnız Allah, ustak diye bağırdım. Başka bir şey yok. Yani nasıl bir boşluk, nasıl bir Adem, nasıl bir vücutsuz vücut,
korkunç bir azap yani. Korkunç bir azap. Abi bunda ne azap var? Bir rüyalarınızı düşünün. Sizin korkulu rüyalarınızı bir toplayın ömrünüzde sefer. Ondan fazladır. Uykuda değilim çünkü muktedirim. Muktedirim. Düşünüyorum çünkü tefekkürdeyim zaten. Gaflette değilim ki şeytan beni kapsın. Hani erbaa kabise. Ya ben zaten huzurdayım ya, tefekkürdeyim. Tefekkürde oluyor bunlar. Ya gaflette olsa. Hiç şansın yok, zaten olmaz. Himmet usta bir bağırdım ama kimse duymamış o da. Ya ötekilere söyledim. Ama bir gün sonra söyledim işte. Osman kardeş vardı bir şeyde. Yok dedim, ne bağırması dedi. Hiç kimse duymamış, o kadar bağırmışım. İlk bağırdım. Allah diye bağırdım. Sonra usta himmet. Neyse. Hiçtik. Neyse. Nasıl? Ben ne olacak orada, ne var? İşte yaşanıyor işte onlar. İşte duam o. Ya Rabbi hiçbir Müslümana ve haseten hiçbir dava kardeşim Nurcu'ya Allah'ım bu hali nasip etme. Verme Allah'ım. Birkaç gün kendime gelemedim. Devamlı dua ettim. Ya Rabbi bu hali verme bir daha. Kapat kapat. Allah duamı kabul etti. Vermiyor, şükürler olsun. Çünkü tefekkür de etmiyorum. Okuyalım. Hal işte. Şeytani diyeceksiniz. Nefsani diyeceksiniz. Şeytan miraç ettir diyemezsiniz. Çünkü huzurdayım yani tefekkür değil. Tefekkür ediyordum yani. Allah Allah. Yani tefekkürken o da yayan bir güneşte karanlık arız olamaz. Tefekkür seni zaten koparmış. Varlıktan çıkmışsın. Evet. Sen ise ondan uzaksın. Herhalde biz bunu okuyamayacağız. Yetmeyecek aşağıya mı okusam yoksa bir düz okuyayım mı? Bir düz okuyayım. Değil mi? Durmazsan tamam. Evet Cenab-ı Hak seninle beraber ve senin yanında olduğu aynı anda. Senin bütün efradı nevinle de beraberdir. Yani nevin duramıyorum. Ben ayna var şey ampul var ya böyle saniyede dırrrr. Saniyede 60 defa yanar söner. Ama o kadar hızlı olur ki gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için biz onu devamlı yanar zannederiz. Biz de ben varım zannediyorum. Şu anda ben saniyede değil. Kaymet bu. Dırrrr. Var olup yok olun, var olup yok olun. Yok olup var oluyorum, var olup yok olun, var olup yok oluyorum. Buna Kur'an'da iki tane ayet var. Ve 30. sözde var. Halkın cidit 30. sözün çekirdeğin haşiyesinde. Çekirdeğin nereden? Haşiyesinde o ihtizaz. İhtizaz diyor. Bu mevcudat ihtizazdır. Var zannediyoruz. Tut ipi ayağlen. Resul tuttun. Osman ortadan kaldır kaldır korkalım. Bırak. Var mı onlar? Bir ip var. Ama burası hep dolu. Siz o boşluğa düştünüz. O boşluğa düştü. O şey. Allah kimsenin başına vermesin. Onlar orada daha konu. Yani orada cehennem dahi olsa vücut isterim herhalde onu hissettirdi bana Allah bana. Allah hissettirmesin bir daha hiçbir Müslümana. Bak ne kadar tehlikeli olduğunu anlamadım. Cehennem dahi olsa vücut isterim. Adem istemem diyor. Peki insanda iki tane türlü istek var. Bu hafız benim talibim hocam. Ya ben burayı anlayamıyorum dedi. Ya nasıl olur dedi. Sen lisanını sağan. Dedi ki yani ben diyor yok olmak istiyorum. Yani ben niye cehennemde yanayım? Yok olayım. Ya leyteni kün tuturama ben anlamıyorum dedi. Yok olmayı isteyen nefistir. Var olmayı isteyen vicdandır zaten. Vicdanın sesi o. Vicdan yok olmak istemez. Vicdansız adam yok olmak ister tabii. Şu aklen tabii öyle zannediyor. Cehennemden kaçış gördüğü için. Evet. Kaçış zannediyor. Oysa Adem denen bir şeyin bile cehennem vücuttur. Adem alemleri hesabına çalışıyor. Adem'in kendisini bir şekilde ifade ettiğidir cehennem. Adem'in bir veçesi cehennem. Adem'in bir veçesi, Adem'in bir sıfatıdır cehennem. Adem'i mutlak değil ki cehennem. Adem'in bir veçesidir yani. Bir sıfatıdır. Mutlak zaten Adem yok. İlmi muhit var. Adem olsa gene, o Adem'in bir sıfatıdır cehennem. Adem değil yani cehennem. Adem alemleri hesabına çalışıyor.
Ben mesela nurculuk adına çalışıyorum. Ama nurcu muyum, komple nurcu muyum ben? Hayır. Ya bir tarafını yapabiliyorsam gücüm bu kadar yetiyor. Öyle değil mi? Ben diyebilir miyim? Her şeyim nurcu. Nurculuğun her şeyini yapabiliyorum. Yok adam, bak mesajlar gönderiyorum. 19 tevafukuyla adam ömrünü vermiş bir vakıf. 60 yaşına gelmiş bir vakıf. Ömrü tevafuk. 19 şu kadar. Şu kelime 19 şurada. Çok güzel işte ama benim dünyamda yok. Ötekisi ebced. Benim dünyamda yok. Ötekisi abiler günü, kaç tane abinin ismi geçiyor, ne yapıyorlar, çoluk çocuğu nerededir? Hiçbir şey yok. Efendim bu risale nerede yazılmış, kaç dakikada yazıldı, yanında kimler vardı, ne yapıyordu, hangi psikolojiyi falan bilmiyorum ben. Böyle bir problem. Yani külliyat bambaşka. Bir alem kardeşim külliyat. Bir tuhaf. Benim dünyam bu. Bunlar ilgimi çekiyor. Diğerlerini bilmiyorum, beceremem de zaten. Dersi yaparsa, öyle dersi. Ama beceremem o dersi. Ya o dersi normal bildiğimiz dersten kastetmiyorum. İçerisine giremem. Cehennem de olsa birin içinde diyebilir miyiz abi? Yani bir sıfır olarak düşünüyoruz da Adem sıfır. Yani bir olması için sıfır. Cehennem birdir zaten, bir. Vücuttur. Ama Adem hesabına çalışıyor. Yani cehennem sıfattır. Mevsufu kaynağı Adem'dir. Düşün ya, sıfat buysa kaynak nedir? Şeytan gibi değil mi abi? Şeytan. Ne şeytanı? Şeytan da bir şey değil. Şöyle, şeytan yokluk alemi, yani yokluk alemi hesabına çalıştığı gibi. Melekeler de hayırlara. Ha aynen, evet o noktada doğru. Hasan abi, o zaman kafir o idam edemediğiyle o şeyi mi tadıyor? Kafir idam edemediği inandığı için onu tadacak. Ama vicdansız olduğu için, vicdanı gittiği için cehennem ne olayım diyor. Efendim yok olayım diyor. Yokluğun ne olduğunu bilmiyor. Niçin bilmiyor? Vicdanı yok. Yokluğu bilmek vicdanı inkişafla bilinir. Keşke diyor toprak olayım diyor. Evet yani bakın ya Aleyhettin. Vicdanın bir sadasıdır diyor usta. Vicdanın sesidir diyor. Hayalimde sordum diyor. Tamam mı? Yok mu olacaksın veya vücutta kalın. İşte vicdaniyatın inkişafı nispetinde Adem anlaşılıyor. Adem başka anlaşılmaz. Fikri değildir çünkü. Vicdaniyatın zıttıdır yani. Vicdaniyatın zıttıdır. Dimağla anlaşılacak şey değil. Çünkü fikir oradan gelmemiş. Akıl geldiği yeri kadar bilir. Adem otelerde yani. Aleminde Allah neyse onun zıttı işte abi. Ha. İşte. Ha. Aferin olan be. Olan tuhaflar yapıyorsun. Beni çok şaşırtıyorsun. Allah senin için nedir? Onun zıttı işte. Adem. Şimdi dehşet oldu mu şey Osman? Çok dehşetli oldu. Benim de etkilendim. Aferin lan, istifade ettim. Şimdi ben çok istifade ettim. Tebrik ederim. Allah söylettirdi. Sen onu düşünebilecek şey vardır. Ama çok acayip bir şey söyledi. Şu şualarda vardı ya. Allah Allah. Şey aferin ya. 758 demiştiniz ya. Seni oraya götürdün. Nur imanıyla bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fethinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envana, nihayetsiz insanların cinslerine devam ediyor ya. İşte bu. Allah'ın varlığı. Allah neyse senin aleminde, herkesin alemindeki Allah neyse onun zıttıdır Adem. O ne olur peki? İmansız ne olur? Allah kimseyi böyle vermesin. Hani bağırıp çağırıyor ama ifade edemiyor. İmansızlık nedir yani? Nasıl anlarsın Allah ki? Bir imansız gitsen Fener, Mehmet olsan. Ne? Bana bak, bu meşgul. İmansız olsan cehenneme böyle, yani imansız bir anda ve kabre girmeyi böyle düşünür müsün böyle bir şeyi? Ne kadar korkunç bir şey. Ha Adem de böyle işte. Çünkü imansızlık Adem'idir. Adem alemleridir işte. Oldu mu şimdi bunu? Çok dehşetli daha Allah'ın zıttı, haşa Allah'ın zıttı gibi bir şey. Allah muhafaza etsin. He? Allah muhafaza etsin. Amin. Şu anında diyor da işte iman ve imandaki şuur ve intisar bile mesul-ü baki manevi vücutlara sahip olabilir. Uf. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe içliğe gider gibi zayi olur. Üf, kaçıncı sayfa şu anlar mı? 70 farariki abi. Üf, aman yarabbi. Valla biz bunu okuyamayacağız değil mi? Sen nerede gözükmüş? Sen bir yere okudu onu. 70 mi? Allah Allah. Dördüncü şua. Ne olmaz canım?
Mustafa Babal'ın yerleri bunlar. Adeta her bir risale birisiyle özdeş olmuş. Sorsa Mustafa abi dedin şöyle falan. Allah Allah, iman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber, iman olmasa kaybettiğin bir kere Allah. Allah neyse, imansızlık öyle bir şey. Onun zıttı yani. Zahiri vücudu dahi, mesela parasın vücudu var. Zahiri vücudu dahi, onun hakkında ademe ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Allah. Risale ne tuhaf ya. Nadir abi de şaşırıyor. He? Nadir abi de şaşırıyor. Evet. Herkes şaşırıyor. Nadir abi de şaşıracak. Ben de tuhaf. Arkadaşlar, yalan söylemiyorum. Allah kahretsin yalan söylüyorsan. Allah Kur'an'da da yemin ediyor. Allah şahit olsun. Hayret, hayret içinde kalıyorum. Her gün. Yani okuduğum zaman sanki hiç okumamış gibi bakıyorum böyle. Ben burayı okumadım. Yalan söylüyorsan Allah kahretsin. Ha şimdi şuna bak. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber Adem'i anlatıyor. İman. İmanın zıttı işte. Zahiri vücudu dahi onun hakkında Adem'e ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Baki vücutlar hangi söylüyor? Adem'de ifade edilen meratipler. Esma'nın zuhuratları. Çünkü bakinin cilvesidir. Fani gibi gözükürken bakiyi taşıyor özünde. Yani buz gibi gözüküyor ama sudur. Çünkü kendini ifade edip kayboluyor. Bu anlaşılmadan bekabille anlaşılabilir mi? Yok. O zaman dedikleriniz aslında hayır olmuş oluyor yani. Tabii ama şu. Bekabillahi ondan sonra herhalde Murat. Bilmiyorum. Acayip bir şey. Bugün yarın Mesut Türü yoklukta haklı bulan diyor. Evet. Ne diyor bir de Mesut abi diyordu değil mi Barla'da? Yarın Mesut olacaktır yoklukta haklı bulan. Evet. Yarın Mesut olacaktır yoklukta hakkı bulan. Öf. Öf. Adama bak. Bunu tefekkür etmiş, fikretmiş, hissetmiş, mahsetmiş sonra yazmış. Zekaya abi. Zekaya abi. Geldi abileri dürlü zaten. Adamı bıkma yazmış. Bir cümle değil mi? Ama bir ömür. Onu nasıl der? Hasan Feyzi abi diyor ki, ben diyor aldım diyor dersimi kabu kalpsenden el ayağın. Dersini kabu kalpsenden alıyor. Bak, ve usta Tunay. Her şey ayağın diyor yani. Her şey ayağın. Her şey ayağın. Bunlar durumu iyi değil ya. Yazıya dökebildiği bir de var. He? Bir de yazıya dökebildiği bu. Yazıya dökebildiği. Veya bazı usta şey yapıyormuş. Tamam bunlar umuma gitmesin diye. Terde diyormuş. Tamam. Seninle beraber ve senin yanında olduğu aynı anda senin bütün efradı nevinle de beraberdir. Hem senin nevinle beraber olduğu aynı zamanda senin cinsinin cemi efradı ile de beraberdir. Dırr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 
burada ilk defa duyuyor. Ferdi Aher. Mesela ben bu semada mıydım? Doğumundan veya ta zerreler alemindeyken, ta alem ilimdeyken neyse gitme. Bebekliğimi düşün. Ver bakayım ver. Getir. Komutana bak ya. Allah aşkına. Hakikaten. Aha Ferdi Aher. Allah aşkına ya. Bak yazmış da. Yazıları okuyabiliyor musunuz? Bak. Hepsi Ferdi Aher değil mi? Ona. Aferin lan sana. Hadiseler. Ona. Hadiseler. Hal. Heyetimiz. Geçmiş. Hayattaki ruhlu, Allah Allah, hepsine işi yapmış. Hadiseler müstakbelden gelip hali olup geçmişe gidiyor ya. Onu şöyle miyiz yani? Ortada biriz abi. Mazi sağ, müstakbel sol. Bu Adem. Burada bir adam var.
Bütün vücutlar Adem değil mi? Bir vücut var vücutta. Eğer inkişaf edersen Adem'den çık vücuda deyince böyle çıkıyorsun işte. Adem'de bütün varlık dürülmüştür. Varlıksız varlık ama. Tek bir Adem var. Sonra çık vücuda dendi. Çıktı dışarıya. Ola komutan etkiledin beni ya. Hakikaten disiplinli olmuş bir hayatınız var sizin. Disiplin Allah Allah. Şuraya bak. Aman sakla bunu. Çok önemli. Ne yapıyorsun sen bunu? Abi işte TFP yapmıştım. Ben... Kalmıştı. Bana hediye et bunu. Yani istikametli belki olmamıştır da siz düzeltirsiniz. Tamam. Yani. Tamam öyle de. Ben odama yapıştırmak istiyorum bunu. Bu lazım bana. Tamam. Şimdi Adem'e sokuyorum adamı. Adem'e gitti. Yok. Ferdi Aher. Tamam. Küllet okumak lazım değil mi? İsrarla. Disipline ederek ama kendimizi. Okuyor. Tefekkür edeyim. Okuyacağız tefekkür. Okuyacağız tefekkür. Okuyacağız tefekkür. O zaman taşınıyorsun. Her tefekkür içeriye taşınıyorsun. Tefekkür taşınmaktır. Sıyrılmaktır. Geniş hadiselerin tazikatı. Taşınacaksın. Bak. Onu da diyeyim tamam. Merkez çekim kuvveti var. Atomda. Eğer merkeze çekim kuvveti olmasa elektronlar, nötronlar içeriye doğru çekilmez ve vücut olmaz. Varlık olmaz. Merkez çekimi. Merkez çekimi. Eğer merkez çekimin yoksa enfusun vücudun yoktur. Yok. Hep dağılmışsın. Merkez çekimi. Fiziği kuran. Çekim yasası. Merkez çekimi. Çekim kuvveti yani. Çekim kuvveti yoksa varlık yoktur. Varlığı tutan çekim yasası. Kendi merkezimiz tefekkür mü? Tefekkürle oluyor. Yani tefekkür çekim kuvvetidir. Seni içeriye alıyor. Mesela bak. Dışarıdaydım o ne oldu falan gitti falan. Tefekkürle içerideyim. İçerinin içerisindeyim. İçerideyim. Millet şey zannediyor biliyor musun? Tabii meşgul olmadıkları için çok acayip, garayip bir makam bilmem hali. Hayır ya gayet normal. Sırada mı iş? Bağlıyor. Evet bağlıyor orayı. Çeviriyor tam doğru. Yani içeriye geç, içeride şey yap. Millet şey zannediyor bir acayip bir evliya falan. Değil ya arkadaş. Tefekkürle. Ettiğin zaman içeridesin işte. Ondan sonra mertebe başlıyor orada. Yoğunlaşıyorsun. Ondan sonra kalem elinde defter burada olacak. Gördüklerini yaz ya. Abi lan gözle bakmıyorsun ki. Başka şeye bakıyorsun. Akıl gözüne gözükür diyor. Akıl gözüne gözükür diyor. Kalp gözü görür diyor ustad. Ben navigasyonu gördüğüm zaman almaya değil, ağlamıştım. 2004, 2003 miydi? Diyeceksin ki ne? O kadar etkilendim ki. Hemen o kadar etkilendim ki gece rüya gördüm. Kalktım 2.13 mi, 2.23 mi ne saatte navigasyonla Allah'ın ispatı diye not yazdım. Kalktım. Navigasyonla Allah'ın ispatı, navigasyonla haşrın ispatı, navigasyonla kaderin ispatı, navigasyonla meleklerin ispatı diye derslerim var. Yayında var mı yok mu bilmiyorum. O kadar etkilendim. Yaşadıklarını anlatacak kimse yok muydu abi? Onu görünce yaşıyor. Her yerde muhatap bulamıyorsun ki. Çünkü gazeteye vereceğim de. Gerçi gazeteye okumayın diyorum ama gene gazeteye nasıl vereceğim? Gazete muhatap aranıyor yazacağız. Muhatap aranıyor. 3 adet muhatap aranıyor. Ama ben buldum canım burada. Elhamdülillah. Her yerde bulamıyorsun. Muhatap aranıyor işte bunlar.
Tabii. İnsan keyif veriyor ve ders zevkli oluyor. Çok şeye taşınıyor. Bak karanlık. Karanlık değil mi? Karanlığa çalışacaksınız. Bu dersi bir daha dinleyeceksiniz. Karanlığa çalışacaksınız. Bu dersi bir daha dinleyeceksiniz. Ondan sonra not alacaksınız. O notlar sensin. Duydukların değil. O nakildir. Başkasıdır. Sana yaptığı tesiri sensin o. Onu şey yapacağız. Tamam mı? İçer. Taşınacağız arkadaşlar. Tefekkür değil mi? Merkez çekimi. Tefekkür. O zaman var oluyorsun. Merkez çekimi yoksa, merkeze çekim yoksa, ya biraz hepiniz mektep okudunuz. Atom olmaz. Atom olmayınca varlık olmaz. Varlık yoktur. Eşyayı merkezde tutan merkez çekimidir. Merkez çekimin yoksa, enfüsi tefekkürün yoksa, Allah belanı verdi bil. Bela vereni buldunsa hata eden safa eder, beladır bil. Hani bizim halk arasında Allah belanı verdi demiyor. Bel'anı verdi. Bel, anlaşılması gerekenleri verdi bir. Ya. O cezbi bulduysak abi enfüs alemimizde, değil mi? Mütenasip eşyayı da cezbediyor. Evet, kişi, mana, sonra bir araya gelme oluyor. Hepsi. De... Mesela diyelim ki herkesi veya helak eden hadiseler duyuyorsun. Adam gayet sıyrılmış hiç. Arkadan seyrediyor. Arkadan seyrediyor. Hem senin cinsinle beraber o olduğu aynı vakitte zevil hayatın bütün cüziyatıyla dahi beraberdir. Bak yürütüyor, nereye götürecek. Hem bütün zevil hayatla beraber olduğu aynı dakikada, Mehmet diyor ki abi bildiğim yeri okuyorsun tabii. Mevcudatın sair tabakat ve devairi ile de beraberdir. Ve aynı vakitte tabaka tabaka ta bütün mevcudatta birden Allah tabaka tabaka bizi yürüttü fikren. Şununla beraber de şunlar şunu ondan sonra tabaka tabaka ta bütün mevcudatla birden ve ta zerrat ve esir ve ruhaniyat ve maneviyatla ta vehmu hayalin ihata edemediği alemlerle de aynı anda beraberdir. Dur daha. Böyle bir Allah'a intisap etmek. Allah, Allah, insan Allah ile gurur duyar ya. Arabasıyla, malıyla, mülküyle değil. Böyle insan şerefli olur ya, şereflidir. Niye? Allah olduğu için. Şerefsizdir Allah olmadığı için. Şerefi yok. Şeref Allah'tan. İnsan gurur duyuyor ya. Böyle bir Allah'ım var ya. Rüyada bir demişti bir tanesi. Kaybettim falan diye. Olsun dedi. Benim öyle bir Allah'ım var ki onun varlığı bana yeter cehenneme gitsem bile. Allah geri döndürdüğünü söylüyor. Bir kardeş anlatmıştı. Allah ile şeref duyacaksın. Gurur duyacaksın. Allah ile iftihar edeceksin yani. Allah ile iftihar. Ben böyle bir Allah'ım var ya. İnsan ya. Babasıyla adam iftihar ediyor. O kadar fenafil baba olmuş ki babasının malı benimdir zannediyor çocuk. Öyle değil mi? Kimin arabası benim diyor. La babanın değil mi? Yok benim diyor. Babanın malı benimdir diyor. Allah ile de bir fenafille olsak Allah malı senindir. İkinci şunu da anlatıyor. Allah seninse Allah'ın nesi varsa hepsi senin oluyor. O zaman vücuda karşı diyor, arzu tatmin olur. Yoksa tatmin olamaz. Yoksa açlık devam eder. Onun alt yapısında güven duygusu. Güven de vardı. Teslim, güven. Dört sıfat. Sadakat, Ebu Bekir. Adalet, Ömer. Osman, Enfusi. Ali, ilim. Biraz da geniş yelpaze demiş ulema. Hasan, fedakarlık, Hüseyin, cihat. Ama dört temeldir. İşte sen bu vaziyette kendi cihetinden ona yakınlaşmak istediğin zaman
evvela, düz okuyorum, evvela senin kendinden geçip ona mı yaklaşacaksın? Kendinden, kendin dediğim ifade ettiğin varlık anlayışlarından, vücut rengi verdiğin vehmü hayallerinden, benim zannettiklerinden, kendinden evvela sen ona yakın olmak istiyorsan, sen evvela senin kendinden geçip cüziyetten ayrılarak, cüzi nazarını cüzi şeylere hasetmeyeceksin, ayrılarak imbisat edip yükselip, imbisat inkişaf değildir. Oku çekiyorum, bırak inkişaf. İmbisat ise, inkişaf da var içinde. İnkişafta imbisat yok. İnkişaf var. İmbisatta inkişaf da var. Ne demek? Benim sesim size geliyor mu? Geliyor. Bu inkişaftır. Katlayarak mı geliyor? Bu imbisattır. Genişleyerek. Miraç inkişaftır. Ruhun imbisatı ve inkişafı yani. Aynı zamanda. Evvela sen, evvela senin kendinden geçip cüziyetten ayrılarak, imbisat edip yükselerek, ta nevinin makamı külliyetine çıkmak lazımdır. Yani tefekkür ede ede nevinin makamına çıkıyorsun. Hasanlıktan çıkıyorsun, insanlık makamına çıkıyorsun. Peygamberlerin bir vazifesi de insanı insanlık makamına çıkarmaktır. Nevinin makamına çıkıyorsun diyor. Nev. Takke evet. Dur yo oraya değil, takke çıkmadın da. Nev beşeriyet yani, kürse çıkıyorsun. Sonra, daha devam ediyor çünkü. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek tecerrüt içindeki, Nadir abi hep tecerrüt deyince Nadir abi hatırıma geliyor. Tecerrüt içindeki sıyrıla sıyrıla, sefer sefer, taşına taşına, hep tefekkürlü oluyor ha. Evet, zamandan, mekandan, suretten, varlık anlayışlarımızdan, alıştıklarımızdan, bak Nadir abi bak. Görüyor musun bak? Hepsinden tecerrüt. Evet, şimdi kapat bunu. Şimdi camı açacaksınız. Tamam mı? Kapat. Şimdi orayı aç. Olmaz zaten. Kardeş tam kapatır mısın Osman? Kapat. Osman yapsın. Ne dedin Nadir abi, özür dilerim. Başka türlü olmaz zaten. Başka türlü olmaz. Tecerrüt olacak. Sen başka şeylere olursa olmaz. Yabancı şeylere at. Sade ona müteveccih ol. Burnunla nefes al ver. Adeta. Zaten o nefes aldı. Beynet. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek tecerrüt içindeki ıtlak ruh ile. Ruh ıtlak oluyor. Sıyrılıyor. Itlak tecerrütlerle ruh özgürleşiyor. Tecerrütlerle ıtlak ruh oluyor. Ruh hürriyetine kavuşuyor. En büyük hürriyeti en güzel bir anda yaşayacağız. En güzel anda ölüm anıdır. Ondan daha güzel bir an yoktur. Çünkü ıtlak ruhun en güzel bir anıdır. Hepsi zincir değil mi? Evet. Tefekkür ede ede, ders dinleye dinleye, günahtan kaça kaça, televizyon, interneti bıraka, şu yani tecerrütlerden sıra zor yani, tamam mı? Yapa insan yoruldu, usandı kendisiyle uğraşmaktan. En güzel an ise ölüm anıdır. O an çok güzeldir. Çünkü kafesten sıyrılmaktır. Kafir için öyle değil. Evden cehenneme dönmektir. Müslüman için kafesten uçmaktır. Uçmak kadar büyük nimet yoktur. Onun için Şeb-i Aruz mu demiş?
Ha? Düğün gecesi. İlk evlendiğin ilk gece. Şahşe bir arz. Bak adam böyle görmüş. Böyledir çünkü. Nevruz-u Sultani. Nevruz-u Sultani'dir işte. O da öyle. Bir de okuyayım. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek tecerrüt içindeki. Bu arkadaşlar zor bir şey değil ha. Benim şahit olduğumu anlatayım size. Bir parçasını. Nasıl bu mümkün? İbadetle o parlıyor. Bu haller an ve ancak ve ancak günahtan kaçmayla oluyor. Mektubat, sebap he? Mektubatlar mı yalnız abi? Var. 70'te şu an dediğiniz manayı ifade ediyor. Ne diyor 70'te mektubatta? Hakaiki imaniye ve esasatı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinin dünya muamelatı suretinde sokulmaz. Belki bir mevhibe-i ilahi olan esrar halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzatın efsaneyden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Evet. Yani 506 sözlerde de var. O alemler iade-i ziyaret eder. Ben bunlar hep böyle tasarım veya düşünme tamam da bunu dinleyen ve hepimiz şöyle diyeceğiz. Ya tamam bizden uzak. Hayır. Bunu varmanın yolu çok kolay. Ama bunu dile getirmek de nasıl olmuşsa olmamış. Olmuyor. Nedir biliyor musun? Bu anlatılanı yaşamak istiyorsan. İbadetlerle buna varamazsın. Yalnız nafilelerle, kapıyı kapatacağım. Nafilelerle Allah'a yanaşabiliyorsun diyor. Farzlarla değil. Farzlar çünkü vazifedir. Neye anladın biliyor musun? Bunları yaşayabilmek için haramları terkle mümkün. Yani bir şey yapmıyorsun. Terk. 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 Ben başka görmedim. Takva, sebapları yapmak, efendim çok terakki etmek, şunu okumak, Kur'an okumak değil. Meniyattan ve günahlardan içtinap etmek. Takva neydi? Vicdaniyatın yapısıydı. Takva bak. Vicdanda ne var? İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. İradenin vazifesi ibadetullah. Zihnin marifetullah. Hissin muhabbetullah. Latifenin müşahadetullah. Dördünü cemet, latife, takva denilen ibadeti kamili dördünü tazamun eder. İşte vicdaniyatın bu dört unsurunda inkişaf istiyorsan meniyattan ve günahlardan içtinap edeceksin. Bu oruç tutarak değil, gece sabah ibadet ederek değil, bütün malını vermek de değil, meniyattan ve günahlardan içtinap etmek, kaçacaksın, haramdan kaçacaksın, bunun sistemi böyle çalışıyor. Ben bu benim için kesinlikle, özür dilerim söyle abi. Gözün haramdan sakınacak. Evet, göz. Bilhassa? Gözünü. Biraz sağ. Yani kesinlikle bu oruç tutamıyorum abi ben. Şevalı da tutamadım. Tamam işte hastayım. Hakikaten namazını da tutamadı. Yani özürlü tamam bu. Ya farzları yapamayacak kadar da zor hasta. Kardeşim hastalık ademi vücuttur. Hep terk var. Yani haramı terkte oluyor bu. Bu zaten dördüncü şuada üstada iki pencere açılıyor. Hastalıkların ve ihtiyarların. Ehli dünyanın tasavvutuyla birlikte. O iki pencereden dördüncü şua ortaya çıkıyor abi. Dördüncü şua mı çıkıyor? Evet abi. Ne diyor? Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinde. Ehli dünya bir kere tecrit ettiklerinde. Beş çeşit gurbetlere düştüm. Beş çeşit. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan ve gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Bunların neticesinde. Beş nevi hastalıkların neticesinde. Dördüncü şua mı oluyor? Evet. O beş çeşit hastalık nedir? Birincisi abi. Dördüncü şuanın başını mı okuyorsun? Evet abi. Tamam. Sıkıntıdan gelen bir gaflet, Risale-i Nur'un teselli verici ve medet verici envarına bakmayarak İki. Doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşk-ı beka. Bunda gurbet abi. Gurbet. Aşk-ı beka. Ve şedid bir muhabbeti vücut, büyük bir iştiyaka hayat, hadsiz bir aşk
nihayetsiz bir fark. İşte ne? O hastalıklar, gurbetler bunları ortaya çıkarttı yani tetikledi. Bunların neticesinde de o dördüncü şu an ortaya çıktı. Zaten birinci hasbiyede enfüsten giriyor yani şuur imaniden öyle afaka doğru gidiyor abi. İlk önce merkezden giriyor değil mi? Evet abi. Şuur imaniye. Zaten diyor ya bak o baki serme diye bir intisap ve o intisabı imanıyla umum mülküne bir münasebet peyda olur. Umum mülküne. Umum mülküne. Hani alim-i şehadetlerin hepsi içine abi. Ve o münasebeti intisabıyla hadsiz bir mülke bir nevi malikiyet gibi mesela malikiyet şey yapmazdık oysanız. Malikiyet gibi iman gözüyle bakar manen istifade eder manen olarak. Hasbiyeler bundan daha şey ya şiddetli abi. Zindir diyebiliriz yani. O dört hasbi, ha şey. Altı tane, hasbi, dördüncü şu an. Dört. Hani normal benim de ruhen tam tevakkübe istifade edebildi ya abi. Tam o hale geldi yani şu bunları yaşayan bunları anlayabilir yani. O dört, beş hali yaşayan. Evet abi. Üstad gibi illa evli dünyanın tasarlatı veya onun gibi hastalıklara giriftar olmak değil yani. O dört tane, ats, fakr, neydi? Yani aşkı beka, şiddet bir muhabbeti vücut, büyük bir iştiyak hayat, hadsiz bir aşk, nihayet bir fark. Tam beş tane. Bunları tetikliyor yani. Hastalıklar şeyini rastlandırıyor hocam. Yani zafiyetini, çünkü manevi nefs emmare, İki şekilde şey yapar. Manevi nefse emmare, kemalat, namaz, oruç da ıslah olmaz. Maddi nefse emmare ıslah olur. Manevi nefse emmare, musibetlerle ve hastalıklarla ancak dizginlenebilir. Başka mümkün değil. Kastamonu 200 kaçtı? 38. He? 200? 234. 34 mi? Evet, sonra o külliyet içinde de terakki ederek tecerrüt içindeki itlak ruh ile gide gide ta cinsinin makamı külliyetine çıkmak gerektir. Bu insan için olan bir şeyler bunlar. Yani hep bunu dinlediğimiz okuduğumuz zaman hep başkasına veriyoruz ya başkasının işi bu. Cinsinin, senin iş. Cinsinin makamı külliyetine. Cinsinin makamı külliyetine diyor. Cins. Yani sen evet. Resul her yerde ağzının ağzı gibi olacaksın. Nasıl anladın abi? Her yerde ağzın nazır gibi olacaksın. Evet. Yani ne dedi biliyor musun? Allah için demedi ha. Öyle bir makama çıkıyorsun ki her yerde hazır ve nazır gibi oluyorsun sen. Bütün mülkünü görüyor gibi. Bütün mülkünü görüyor gibi. Her şeyin yanı olan makam. Her şeyin yanı olan makam işte. Makama çıkıyorsun zaten. Burada öyle diyecek zaten. Her şeyin yanı olan o makam-ı külliyete çıkmaktır. İnsan için söylüyor. Her şeyin yanı olan makam-ı külliyete insan çıkıyor. O makama çıkınca her zaman her şeyin yanındasın. Ama hiçbir yerde de değilsin. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, Rahman ve Rahim isimleri azami mazar oluyorsun. Bir ismi kullanmıyorum azami çünkü değişik anlayacak. Esmadır. Ama o oluyorsun. Yani. Olmuyorsun ama mazar oluyorsun. Bir kere lehül esmaül hüsna, güzel isimler Allah'ındır, Allah değildir. Bu masadaki Hasan'ındır, Hasan değildir. İsimler Allah'ındır, isim Allah değildir. O bizim kastettiğimiz mahiyeti zatiye, şunat-ı zatiye'deki Allah değil. Esma, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, mahiyeti zatiye'deki Allah değil. Esma'daki Allah. Hasan da Hasan değil. Yani. Hasan da Hasan değil. Değil mi? Evet. O da bir isimdir. O da bir isimdir. Hasan bir Hasan Hasan değil ki. Onun tecellisi. Kulak mıdır Hasan? Evet mi abi? Onun tecellisi Cenab-ı Hak. Evet. Hasan Hasan değil ki yani. Ama isimdir. Beni tanımlamak için. Ama buna Hüseyin desersen de olurdu. Gitgide ta cinsinin makam-ı külliyetine çıkmak gerektir. Hep tecerrütlerle tecerrütlerle itlak ruh, kayıtlardan, haramlardan, sonra gir içeriye, enaniyetlerden, gururlardan, ben merkezli, ben tanınayım, ben bilineyim, ben konuşulayım, beni takip etsinler, sözlerimi dinlesinler, ondan sonra gurur, kibir, ne diyor, tabiat, his, heva, heves,
Onlardan hep tecerrüt, tecerrüt. Tecerrüt taşınmak zaten. Ve hakeza 70 bin hicaba yakın perdeleri kat etmek icap edecektir. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Ammenu Velluhu nasıl ki senin yanında hazırdır, aynı zamanda bütün eşya, bütün her şeyinde yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için, bir daha söylüyorum, bombaya geldim. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Bir daha okuyorum. Ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Bunun bardağın yanında dayım ben. Burada dayım ben. Her yerdeyim. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ismine azami derecede aynadarlık yapıyorsun. Hani şey olmuş ya, Bursa'da Somuncu Baba var. Birçok ilde Somuncu Baba, Geylani bir anda birkaç yerde bulunmuş. Kimilerine rüyada da belki binlerce. Sen de bulunabiliyorsun. Belki de ben şu anda bir şey gecede, gece ve gündüz şu anda yatanların çoğusunun rüyasına giriyorsun. Ve onlara yol gösteriyorsun. Acayip acayip. Sonra günde sana diyor ki, vallahi benim haberim yok kardeşim. Allah benim simamda sana hakikati gösterdi. İşte neyse. Bak. Ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Bir saat. Ayrıca bundan sonra da Miraç, şuhud. Şuhuddan sonra şimdi başka. Hani Allah Resulü gitti. Kelamına rüyetine mazar oldu. Tamam. Olduktan sonra terakki durdu mu? Bitme. Bu şu anda konuşacağım bundan sonra. Rüyetullah'tan sonra. Yanında olduk mu? Bundan sonra terakki başlıyor esas. Bekabillah ya. Tasavvuftaki adı Bekabillah. Ayrıca bundan sonra da. Bundan sonra ha. Anladık mı burayı? Allah ile şuhut olduktan sonra, fena fillah olduktan sonra, ayrıca bundan sonra da imkan ile vücub arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki, imkan ve vücub arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki, Allah ve mahluk, Halik ve mahluk arasında nasıl arasız ara, mesafesiz mesafe, yokluk, varlık, Halik ile imkan ile vücub arasındaki hadsiz mesafe karşına çıkar ki, mesafesiz mesafe, sen şu acib bu diyeti kat edip, yani bu diyet, uzaklık yani, uzaklık derken sakın ha mesafeyle sıyrılın, öyle lügat yok. Yani mahluk ve halikiyet. Bu diyetimizdir bu. Sen şu acı bu diyeti kat edip de ulaşmak ve onun kurbuna vusul bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da yani ikinci esas bomba geliyor. Yani imkan ve vücub arasındaki yani mec'ul Barla'da geçen şey, imkan ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da orada ne vardı? Rüyetullah vardı, fenafillah vardı meculde. Fenafillah vardı, bekabillah nasıl olacak? Bak, tasavvufta fenafillah'tan sonra bekabillah, bizde işte kelamına ve rüyetine mazar oldu. Ondan sonraki hali anlatıyor şimdi bak, diyor ki, İmkan ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat-ı tecelliyat vardır. Ve bunların ötesi ise ölüm ve helakettir. Bu ölüm bizim öldüğümüz manası değil o. Bu ceset ölüm değil zaten, başka bir şey. Yok oluyorsun. O mu oluyorsun? Ne oluyor?
Bendeki o, ondaki ben. O haşa panteistler söylüyor. Esma'nın nihayetsiz mertebesinde münkeşif oluyoruz. Abi meçhulde fena fillah oluyor. Meçhulde Esma. Meçhul. Orada abi Esma'ya kadar bir yer daha var. Ondan sonra diğer daha mı oluyor? Yani kabı kalpsen, Esma, kabı kalpsen. Burası meçhul. İşte burada işte ne oluyorsa. Yani bu konuşmak için, hani düşünme, doğru düşünmek için derste veya kitap okurken doğru düşünmek, işte bu harita işimize yarıyor bu, Şeceri Hilkat, şurası falan. Ama o en azından ustadımızın Mesnevi'de diyor ya, ben diyor alim manada seyahat ederken onlar unutmamak için taşlar koyuyordum. İşte bizim Şeceri Hilkat bu yani, taş yani. Ustadın taşına bak, İlem-i Yelaziz, taş. Taş mıdır? Sen bildiğin kafana atılan taş mıdır? Gafil kafaya atılırın. Bak diyor, alemi ruhanide gezerken keşfettiği manaları unutmamak için koyduğum taşlardır diyor. Hangileri? İlem-i Yel Aziz. Bizim Şeceri Hilkat da odur işte, taş yani. Kilometre taşı gibi. İşte kilometre taşı gibi. Ama gafil insan, ne bileyim başka tuhaf hisleri olan insan, bu nereden çıkmıştı diyor. Alimi gaybi diyor, muayyenleştirdi diyor. O da kimin adına düşemiyor. Ustad muayyenleştirdi mi İlem-i Aziz'le? Ustad ona taş diyor. Kur'an harita diyor ustad. Haritayı kutsi diyor 25. sözün. Kur'an tarifine. İnsanı harita diyor 146 Mesnevi'nin Emir Dağ 1'de. 146. Namaz harita diyor 9. sözde. Öyle mi? Maalesef. Bil. Bu deccaliyet bizi mahvetti ya. Bilmez, bilmediğimizi de bilmiyoruz. İki tane lügat öğrendik, bildik, zannettik ve hapsolduk. En büyük hapis o, keşke bilmeseydi. Bir de okuyayım o cümleyi. İmkan ve vücut arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat-ı tecelliyat vardır. Ve bunların ötesi ise ölüm ve helakettir. İşte madem hakikat böyledir, kendinden ve baitlik cihetinden, yani kendinden, kendinle meşgul olmaktan, dedi, denildi, taasım, gitme, gitme oraya, verme, dinleme onu, alma, boşanıyorum, fakir oldum, aç oldum, beyazım, siyahım, kadınım, erkeğim, cahilim, alim. Ya bırak bunları ya. Bırak bunları ya. Bak ne diyor. Madem hakikat böyledir. Kendinden ve baitlik cihetinden taraf fani ol. Bunlar da siril ya. Kadındır. Sünneti yaşayan. Sünneti, evet. Sünneti yaşayan kendisini yaşamıyor. Onun için Adem'dir o da. Yani senin Adem'indir. Sen yaşamadığına göre başkasını yaşıyorsun. Sünnet o. Onun için sana göre Adem, yani sen kendini yaşamıyorsun. Vücut rengini vermiyorsun. Kendine vücut rengini veren sünneti yaşamaz. Kendini yaşamayıp Resulullah'a yaşıyorsa yokluğunu bilmek demektir. Yokluğunu bilme nispetinde sünneti yaşar. Ta ki, bir de okuyayım, işte madem hakikat böyledir, kendinden ve baitlik cihetinden taraf fani ol, ta ki onunla beka bulup kurbuyla bir yakınlık peyda edebilesin. Enteresan bu. Çok enteresan ama. Bir de okuyayım. Bir de okuyayım Nadir abi. İşte madem hakikat böyledir, kendinden ve baitlik cihetinden taraf fani ol. Uzaklık tarafından fani ol. Allah'tan uzağım zanni, Allah'tan uzaklık zannından, uzaklıktan uzak ol. Gayet yakınız ya. Evet. Allah'tan uzağım, uzaklık anlayışından uzak ol. Nasıl zannederse böyle muamele yapacak. Eder. Öyle yapacak. Uzak zannedersen seni uzak yapacak. Uzağa koyar. Tabii. Allah'a ulaşılmaz diye dersen ulaşılmaz tabii. Reşa olmadı mı? Evet. Reşa. Yani Allah kim ben? Tamam öyle olursun. Takva işe bir şeylerden kaçınmak lazım. Evet bak, baitlik cihetinden tarafani ol. Uzaklık
Allah'tan uzak, Allah'tan ben uzağım, uzaklık, Allah'tan uzağımdan uzak ol. Allah'tan uzağımdan uzak ol. Çünkü Allah yakın demiş. Evet. Baitlikten taraf fani ol. Ne olacaksın? Uzaklıktan uzak olunca ta ki onunla beka bulup kurbiyetiyle bir yakın peyda edebilirsin. Yoksa uzakta kalacağız. Evet. Aslında burada meşguliyetlerimizin yönünü de mi değiştireceğiz? Allah'ın yani bir kere meşgul, yani dünya yapmayacaksın, etmeyeceksin değil. En iyisini Resulullah yapmış, sahabe yapmış. Allah'ın onayladığı silah-ı rahim yapacağız. Yani rahimin onayladığı iş yapacağız. Mesela işimizi yapacağız. Tamam, dünya işlerimizi ekeceğiz, bikeceğiz. Haramla elimizden geldiği kadar uzaklaşacağız. İşimizi bitirdikten sonra işimizden evimize, evimizden kitabımıza, kitaptan dershaneye, dershaneden eve, işe. Dershane, ev, iş, iş, ev, dershane. Dershane, ev, iş. Üçgen ve ortada ev. İş, dershane. Böyle derslere gideceğiz. Derslere gideceksin. İsrarla disiplin olacağız. Kuralımızı değiştirmeyeceğiz. Yemek yediğin saati değiştirmeyeceksin. Şeyini değiştirmeyeceksin. Kur'anlarını değiştirmeyeceksin. Ya bir yap, bir yapma, yok. İstikrar olacak hayatında. Ondan sonra bu sır terklerde var, terk. Yapmada yok. Yapmada inkişaf var, terklerde imbisat var. Günahlar bize ne kadar zarar verdiğini bir bilebilsek değil mi? Günahlar ruhu nasıl köleleştirdiğini, nasıl hapsettiğini, bozduğundan bahsetmiyor. Günahlar küfür, haram örtüyor, takva açıyor. Takva üstünü açıyor. Takva içerisinde, takva denilen ibadeti kamili dördünü tazamın eder. İbadetullah'ı, muhabbetullah'ı, muşaje, ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, muşadetullah. Takva bunu, yani terkin içinde bunlar var. Terkler olursa bu olur sende. Çünkü ibadet iki çeşittir diyor. Bir ibadet neydi? Menfi ve müsbet. Menfi ibadet ise terkler var. Zaten Müslüman olmak için de terklerle giriyorsun. La ilahe, putlaştırdıklarımdan arınarak sonra illallah oluyor. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.